Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Vespa 250iE arkadaşlar. Vespa'da detaylı varyatör bakımı yapacağız arkadaşlar. Detaylı varyatör bakımı yapmadan önce parçalarımızı komple söktük. Temizledik, bu tarafa alalım. Şimdi arkadaşlar Vespa'mızda ömrün uzun olması için bütün parçalar söküldü arkadaşlar. Debriyaj yaylarımız, o-ringlerimiz, sekmanlarımız, hareketli varyatörümüz arkadaşlar. Bunun içinde çelik kümlerimiz var. Tahrik kasnağımız arkadaşlar. Tahrik kasnağımızın içinde şu şekilde baka dediğimiz tahrik zincir seti diye de geçer. 6 tane makaralarımız ve debriyaj balatalarımız. Bütün malzemeler A'dan Z'ye söküldü. Şu an genel temizlik bakımını yapacağız arkadaşlar. Genel temizlik bakımında neler yapılıyor? Motorumuzun önlüğünün uzaması için, varyatörlerimizi üst günkü gibi çalışması için arkadaşlar bu şekilde ayarlıyoruz. Evet, bu şekilde arkadaşlar kayışımızın gezme mesafesini ayarlıyoruz ve daha rahat çalışıyoruz arkadaşlar. Hazır. Ön varyatörümüzün kasnağı arkadaşlar. Şu şekilde kasnağı. Kasnağımızı da aynı şekilde temizliyoruz. Kasnağımız da hazır. Şimdi hazırlamış olduğumuz parçaların haricinde bir de şu arka varyatörümüzü, varyatör har denilen parçası. Burada kayışımız rahat gezmesi için arkadaşlar bu temizlik gerekiyor. Kayışın eski izlerini yok ediyor. Şöyle bak şu şekilde. Burada kayışımız ilk hareketini verirken zorlanıyor arkadaşlar. İlk günkü gibi olması için buradaki patikasyon greslerin ve tozların gitmesi gerekiyor. Şimdi onu da şöyle izah edeyim. Bak, kısa bir yerini temizleyin. Bir de temizlenmemiş yere bakalım arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar bak. Bu şekli aldıracağız. Burada
yağlı kayışın kauçuk izleri var arkadaşlar. Ondan dolayı motorumuz ısıya maruz kalır. Performansı düzgün olmaz. Hani kalkış titremesi, yok vibrasyon yoruyor kolumuzu bacağımızı. Hepsi bununla alakalı. Mesela. Bagalarımızın basmış olduğu sajlar, baskı sajı, bunun yerleri de çok temiz olması gerekiyor. Şöyle izah edeyim arkadaşlar, bak. Bu yaptığımız işlemler universal bir işlemdir arkadaşlar. Diğer marka model speakerlarda da uygulayabilirsiniz. Daha önceki videolarımızda var ama özellikle Vespa ile ilgili video isteyen takipçilerim ve abonelerim oldu. Onları da bilgilendirme amaçlı sırf Vespa'nınkini çekiyorum arkadaşlar. Gelen işe göre arkadaşlar ne gelirse onun videosunu çekiyoruz. Bununla ilgili fazla bir detaylı videomuz yoktu. Bu da bulunsun diye çektik arkadaşlar. Bunların toplanmasını da size tek tek göstereceğim arkadaşlar. Nasıl toplanıyor, nerelerine gret sürülüyor, nerelerine sürülmüyor. Arkadaşlar en önemli noktaya geldik. Tahrik kasnağımızın orta burcu pirinç malzeme. Görüyorsunuz bir kanal var. Burada şöyle gres olması gerekiyor arkadaşlar. Gres sürülecek en önemli yer universal bilgidir. Bütün motorlarda burasıdır arkadaşlar. Burada. Bunu da şu burcumuzla alıştırıyoruz arkadaşlar. Şöyle gresimizi, yedirdiğimiz gresi. Şöyle alıştırıyoruz. Şu şekilde. Şuradan fazlası çıktı. Şimdi buradan çekiyoruz. Tekrar bak şu hareketi yapıyoruz arkadaşlar. Fazla gres için şu hareketi yapıyoruz. Tekrar alıştırıyoruz. Evet, fazlasını aldı arkadaşlar. Şimdi buradaki mevzumuz neydi arkadaşlar? Çektik. Biraz önce görmüş olduğunuz kanalın içi komple gresle doldu arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman. Buraya bu kadar gres yeterli arkadaşlar. Şu fazlalığı alıyoruz şimdi. Bu fazlalığı başka yerde değil. Şunu aldık. Bezle bu burcumuzun fazla greslerini siliyoruz arkadaşlar. Yani çok aşırı gres sıkıntı yaratır arkadaşlar. Kayışa gelir. Şimdi tekrar burcu taktık yerine. Kuru bir şekilde temiz bir bezimizi arkadaşlar. Temiz bir bezimizi şöyle sildik. Bu şekilde kapattık. Şimdi bagalarımızı yerleştireceğiz arkadaşlar. Bagalarımızda bir kalın yerler, bir ince yerler var arkadaşlar. Bunu soranlar çok oluyordu. Bu teknik bilgiyi de vereyim de kurtulayım sizden arkadaşlar. Şimdi kalın yerler sürtünme esnasında ince pencereler ses yapmasın diye ince pencerelere gelir bak arkadaşlar. Kalın pencere, ince pencere. İnce, kalın.
şu kapalı kısımlar ince pencereye gelir, pencereyi kırmasın diye. Şöyle arkadaşlar. Bak, şu kapalı yer açık yer. Kapalı yerler ince pencereye gelir. Kapalı yer açık yer. Kapalı yerler ince pencereye gelir. Kapalı açık. Kapalı yer ince pencereye gelir. Kapalı yer ince pencereye gelir. Burada arkadaşlar Vespa'larda, Tiago'larda, X-Max'lerde, N-Max'lerde, Yamaha'larda bagalara kesinlikle yağ sürülmüyor arkadaşlar, bilginiz olsun. Sadece Honda'larda sürülür arkadaşlar. Ve diğer başka motorlarda sürülür. Şimdi burada 3 tane şöyle laklarımız var. Fiberimiz 3 tane. Takıyoruz. Ters takamayız zaten. 3 taneyi taktık arkadaşlar. Şu şekilde üçünü taktık. Şöyle yerine yerleştirdik arkadaşlar. Şu şekilde çıktı. Burada kalıntı vesaire kalmasın diye arkadaşlar. Balata siteyi devamlı yanımızda bulunsun. Şöyle fazla süreçleri vesaire şimdi. Ondan sonra arkadaşlar şuraya hafif bir gres sürüyoruz. Krank başlığımıza. Bu gres burcu yememesi için takıyoruz. Frezeli zaten. Frezeli olduğu için yerine oturdu. Bunu önceden takıyoruz arkadaşlar. Olay bitmiş. Şimdi onun akabinde şunları kayışı takarken takacağız. Şurada bir püf nokta daha veriyorum. Buradaki püf noktamız da pimlerimizin gezmiş olduğu 3 tane, 4 tane yatağımız var. Her yatağı şu kadar. Bak şöyle. 1 2 3 4. Şimdi bir de şu var arkadaşlar, reklam olarak kabul etmeyin. Gres bulamıyorum, molokot vesaire. Fazla uğraşmanıza gerek yok. Anlatmama da gerek yok. Bundan kullanabilirsiniz. Bunun dışındaki greslerde sıkıntı yaşarsınız. Ben çok sıkıntı yaşadım. Onun için amarkayı keşfetmenize gerek yok. Şimdi 4 tane gresimizin görevi. Şurada 4 tane burcumuz vardı. Bunu şöyle bir oval bir tornavidayla alıyoruz bu gresi arkadaşlar. Şöyle parçayı aldık. Burada gres yatağı var. Bunlar fabrikasyon yataklardır. Bunları bütün üniversal bilgidir arkadaşlar. Diğer markalarda da aynı şekilde sürülür. Burada nasıl motor yağını 3000-5000'de değiştiriyorsan her 10.000 kilometrede, 8000'li 10.000 kilometrede de varyatördeki bu gresler özelliğini kaybeder arkadaşlar. Bunları temizleyip yıkayıp tekrar montajını yapmak gerekiyor. Ama biz ne yapıyoruz? Habire biniyoruz arkadaşlar. Bindiğimiz için ya kayış kırıyor, ya kalkış titremesi oluyor, ya düzgün gaz yemiyor, ya kolumuzu yoruyor. Böyle. Şimdi bak şu ovallikle bunu böyle fazlalarını aldık. Biraz daha yediriyoruz. Burada bekliyor bunlar. Şimdi bunun asıl fazlasını şurada varyatörümüze takıyoruz şu şekilde. Şöyle düzgün bir şekilde taktık. Şimdi sonucu göstereceğim. Taktıktan sonra şöyle bir iki tane böyle bir hareket yapıyoruz. Bir tur attırsak yeterli. Çektik. Şimdi kanalı bakalım. Oradaki kanala gresimiz yerleşti. Şimdi burada da aynı şekilde şu fazla gresi aldık. Burayı yine takıyoruz aynı şekilde. Taktık. Şimdi burada neyimiz vardı? İki tane o-ringimiz var arkadaşlar. Yıkarken bu o-ringleri çıkarıyoruz sünmemesi için. Büyük o-ring aşağı takılıyor. Aşağıda gresin çıkmaması için yeri var. Küçük o-ringimizin de şurada bir yeri var arkadaşlar. Bu o-ringleri çıkarmamızın nedeni benzinden, balata spreyinden sünme yapıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu o-ringlerin buradaki görevi de bizim sürmüş olduğumuz greslerin kayışa gelmemesini sağlıyor arkadaşlar. Şimdi bu fazla greslerimizi aldık. Şurada yataklarımız var. Pim yataklarımız. 4 tane. Pim yataklarına gres basıyoruz şu şekilde. Dördüne de bu şekilde gres basacağız. Her pim yatağı kendi çapında gresiyle çalışır. Ses yapmaması, darbe yapmaması için. Şimdi bu pim yatağının gresini şu şekilde verdik. Bu gresi verdikten sonra fazlasını siliyoruz arkadaşlar. Şimdi ikinci pim yatağına geçiyoruz. Burada da bu şekilde gresini sürüyoruz. Aynı şu şekilde pim yatağı. Burası gresle kalması gereken bir yatak. Bu pim kayar burç, kutur ulman,
Bunlar burada Gres'te çalışır. İki. Şimdi üçüncüsüne geçiyoruz arkadaşlar. Bazı motorlarımızda 3 tanedir. Vespa 4 tane yapmış arkadaşlar. Gres'imizi sürdük. Bir tane yatağımız kaldı. Onunla Gres'in içinden verelim. Şu şekilde pim yataklarına Gres'i dolduruyoruz arkadaşlar. Şimdi pim yataklarımızın fazla Gres'lerini şu şekilde elimizdeki bir herhangi bir bezle aldık arkadaşlar, fazla Gres'leri. Şimdi buradaki de pimlerin çıkmaması için şöyle bir baskı burcumuz var. Bunda izler var gördüğünüz gibi. İz olmayan yerleri tekrardan pim yatağına getiriyoruz. O-ringlerimizin üstünden tatlı bir şekilde şöyle bir sıvama yapıyoruz. Şimdi buradaki kayganlık önemli. O-ringler sürmüş olabilir. Onlara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Çünkü burada bazen o-ringlerden dolayı bunu takamayabiliyoruz. Onun için şuraya şöyle hafif bir gres sürüyoruz arkadaşlar şuna. Niye gres sürüyoruz? O-ringden kayarak geçmesi için, o-ringi kesmemesi için arkadaşlar. Şöyle bir sağa sol yaptık. Şöyle zorladık falan. Vespa biraz daha tatlı sıkı yaptığı için arkadaşlar hafif zorlayabilir. Şöyle itekledik. Ne oluyor falan dedik. Arkadaşlar buradaki mekanizmamız hazır. Şimdi bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Şuradaki Masuro villamıza şöyle bir parça gres şöyle elimizle şu şekilde yediriyoruz. Masuro villa ses yapar arkadaşlar. Engelleyelim onu. Nasıl bir ses yapıyor? Paraları ses yapar gres olmazsa. O sesi yapmaması için buna da bu şekilde bir gres sildirme işlemi yapıyoruz. İçindeki villalara. O da tamam. Parmak atıyorum yani. Sadece. Yanlış. Hocam niye parmak? Niye orta parmak? Abi orta parmak her yerde kullanılan bir parmak olduğu için en iyi parmak orta parmak. Parmak atma işi orta parmakla olur. Evet. Şu an görüyorsunuz en ufak bir ses yok arkadaşlar. Saat gibi bu. Bildiğin orient saat arkadaşlar. Tekerimizi çeviriyoruz. Evet. Bu işlemi niye yapıyoruz? Niye çeviriyoruz arkadaşlar? Hareket halinde buradaki gresleri serpip de kayışa gelmesin diye. Şu an bu greslerin fazlalarını alacağız zaten. Burayı sildik. Şurayı da siliyoruz. İlk videomda bu detaylı varyatör bakımı PGX üzerinde çalışmıştım. Orada hepsini gösteriyorum. O da universal bir bilgi ama Vespa üzerinde ilk defa bir detaylı video çektik arkadaşlar. İnşallah memnun kalırsınız. Soru görüşlerinizi yorumlara yazarsanız size her türlü yardımcı olurum. Şimdi diğer toplama işlemine geçiyoruz. Burada 3 tane balatamız var. Her zaman dediğim gibi arkadaşlar buralara gres vesaire sürmüyoruz. Bu balatalarımız burada çok rahat çalışacak. Bu şekilde çok rahat çalışacak. Şu çalışmayı yakalayacağız arkadaşlar. Bunu yakaladıktan sonra sorunumuz kalmıyor. Burada 3 tane darbe emici lastik burcumuz var arkadaşlar. Bunlar balataların darbesini alıyor. Şöyle taktık. Şunu da şöyle taktık. Sonra 3 tane yayımız var. Yaylarımızı önceden yerleştiriyoruz. Şu şekilde. Arkadaşlar biraz uzun video oldu ama yapacak bir şey yok. Yani dizi gibi seyredin. Yani yoksa öbür türlü detayları kaçırıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki video yarım kaldı. Yaylarında belli bir takma şekli var arkadaşlar. İlk önce şu arka tarafları takıyoruz. Ön tarafı şöyle getirip sekman pensesi, oval herhangi bir metal çelik. Şöyle arkadaşlar. Bir saniye. Bazen de nazara geliyoruz böyle. Evet. Burada mecbur bu şekilde hafif yollanacağız arkadaşlar. Evet tak. Şimdi buranın 3 tane o-ringi var arkadaşlar şu şekilde toz toprak talaş girmemesi için. Bu da sadece Vespa'larda görüyorum, diğer motorlarda yok. Mini o-ringler dikkat edelim sökerken arkadaşlar. Minnacık böyle göremezsiniz, gözle görünmez kılcal bir şey. Bunu sakın benzine falan sürmeyin arkadaşlar. Önceden çıkarın bir kenara koyun. Yoksa bu bir süner arkadaşlar, yerine de takamazsınız. Çok doğru.
Yani burada da onu söyleyeyim. Kimyasalla karıştığı zaman bu O-ringler arkadaşlar sünü verir, büyüyor. Yerine girmiyor. Hayda, nereden bulacaksın? Ta İtalya'ya ara, sana O-ring göndersin bu korona günlerinde. Başlayız, buluyoruz. Loş ışık bile yaktı. Sistemi şuraya alıyoruz. Hazır mı varyatör? Varyatör az kaldı. Ne kadar bir iş kaldı? 5 dakikalık iş var. Şimdi şu 3 tane sekmanımızı buralara takacağız arkadaşlar. 3 tane sekmanımız var. Sekmanlarımızı sekman pensesiyle vesaireyle devredelim. Görüyorum ki hala videomuzu beğenmeyenler, abone olmayanlar var arkadaşlar. Bunlar sizin için çok eksik, haberiniz olsun. Ne kadar abone olur, ne kadar beğenirseniz o kadar şu videoların devamı gelir arkadaşlar. Ben yani çalışmayı, azmimizi arttırıyorsunuz arkadaşlar. Nasıl siz püf noktaları kapıyorsunuz, biz de siz bizi beğendikçe daha çok videolar, daha çok püf noktalar üretiyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şu an az bir işlemi nasıl takıldığını göstereceğim arkadaşlar. Şimdi de buraya takıyoruz. Şunu şuna oturtuyoruz. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi burada en önemlisi şu somunu soran arkadaşlar vardı. Bunu mengeneye işkenceye takmayın diye 50 defa söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Bunu 46 lokma tutuyor arkadaşlar. Özellikle soranlar için. Şöyle çekelim yakından abi. Çünkü boşuna yorum yazmasınlar. 46 ağır kamyon lokması arkadaşlar. Tırbijonu sokeni lokma. Düşürücü takıyoruz şöyle. Buradaki amaç nedir? Şu somunu zedelemem. Bu lokma, buna 6 köşe lokma arkadaşlar bak. Direkt oturuyor. Şimdi 6 köşe. Şimdi bir takipçim, ya ben 8 köşe aldım olmaz mı? Olmadı arkadaşlar. Sizin gazınıza geldim, ben de 8 köşe aldım. Olmuyor. Allah, 6 köşe olacak arkadaşlar. Somuna net oturuyor. Hatta bunu şöyle bir de sil verirsen tadından yenmez. Evet, durduralım. Evet arkadaşlar, bizim atölyemizde sürücülerden de destek alabiliyoruz. Kendi işini yaptırırken kendinle çalışabiliyorsunuz bak. Evet, şu an arkadaşımız çalışıyor. İş kaptırmadı inşallah. Evet. Devam abi. Devam. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bırak. Şimdi ne yapıldığını, ne edildiğini, motorunla alakalı neler yapıldığını atölye ortamımızda rahat görebiliyorsun arkadaşlar. Bu nedir? İşimize şeffaf ve kendimize güveniyoruz arkadaşlar. Yani kendine güvenmeyen, yaptığı işi bilmeyenler kesinlikle sürücü yanında bekletme abicim. Git yukarıda çay iç. Bekle falan. Bizde onlar yok. Aldanıp da tam gaz sıkmayın, lastik sökme takma, kompresör kullanmayın arkadaşlar. Dişi yalam edersiniz. Yani bazı şeyler hızlı geçiyorum. Bunu kapatıyorum. Şimdi tahrik karşımıza arkadaşlar. Şöyle bakıyoruz. Gayet başarılı. Bunlarda da arkadaşlar yön var. Yön olayını görmemiz lazım. Yazılar okunacak yer size gelecek arkadaşlar. Hiçbir yeri göremiyorsanız yazılar siz okuyabilmeniz lazım. Evet, yazılar buradan okunuyor. Yön burada bak arkadaşlar. Ok işareti bu tarafa. Bu kayışı ters takarsanız ek yerine kırılmaya bak. Bu kayışın ömrü benim kendi bakımlarımda 40-50 bin arkadaşlar. Serviste de 10 bin-15 bin. Ben buna 20 bin 30 bin kilometre varyatör bakımıyla ilave katkıda bulunuyorum. Bilginiz olsun. Şimdi kayışı nasıl takıyoruz arkadaşlar? Şöyle tuttuk. Kasnağımızı, şu baskımızı da tutuyoruz. Bak, elimizin iç kısmını kasnaktan güç alıyoruz. Parmaklarımız içinde. Taktık, kayış içeri girdi arkadaşlar. Hemen yakalıyoruz. Yakaladık. Şöyle yakaladık. Şöyle boğduk arkadaşlar. Şu şekilde gelin. Bundan sonra ön tarafı önce takıyoruz. Sonra arka tarafı oturtuyoruz arkadaşlar. Arka taraf oturduktan sonra sıkıntı yok. Bu biraz zor oturuyor arkadaşlar çünkü sıfır noktasında yanaştığı için. Şimdi şurada alüminyum pervanemiz var.
o pervanemiz atılacak, diğer parçalar takılacak. Onlar için şöyle bir işlem yapıyoruz. Şurada bir, şöyle bir pulumuz var. Kasnağın içine geliyor arkadaşlar. Şu pul. Bu pulu alınca 5 kilometre, 10 kilometre hız yapıyor falan filan, kazancınız oluyor falan, ama gerek yok arkadaşlar. O pulun amacı iki alüminyumun arasındaki boşluğu sıkıştırmak. Alüminyum alüminyuma sürtünmesin diye. Bu pulu alıp iş güzellik yapıp hızını arttıranlar var. Sakın öyle bir işleme girmeyin arkadaşlar. Bunu taktık. Evet. Kalın pul, ince pul. Şimdi burada iki tane pulumuz var arkadaşlar. Biri kalın pul, biri ince pul. Şu ince, şu kalın arkadaşlar. Şimdi bunu taktık. Şöyle bakıyoruz. Gayet başarılı. Ama biz ne yapacağız? Kalın pulu öne takacağız. Niye öne takacağız? Kalın pul daha bir bombe vardır şöyle. Bu bombe motorun pulun çıkmamasını sağlıyor arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman bak. Şurada izi var. Şurada da. Buraya takamayız. Şuraya takarız bununla. Şimdi şu ön tarafınki şu şekilde arkadaşlar. Şu inceyi öne takıyoruz. İnce pervaneyi sıkıyor. Şu kalında bunun altına takılıyor. Şurada şuna takılıyor arkadaşlar. Burada da şu ince kolumuz var. Bu da buna takılıyor. Bunları da 19 sıkıyor arkadaşlar. Şöyle 19. Korkumuzu ayarlıyoruz 4. kademeye. Şuna geliyoruz arkadaşlar. Burada çok hassas davranacağız. Şimdi kayış araya girme riski var arkadaşlar. Onun için burada hafif bir sıkıp bir tur attırıp tekrar tekrar sıkmamız gerekiyor. Çünkü şu kayışın boşta olduğundan emin olacağız arkadaşlar. Evet, şu an boşta. Şimdi şöyle bir çeviriyoruz. Gayet başarılı. Şimdi motorumuzu bu şekilde bir çalıştırıyoruz. Şöyle. Şimdi arkadaşlar buradaki demek istediğim olan şuydu. Gayet sakin. Kayışımıza yük binmiyor. Şu tekerimizi çevirip gaz verince baskını yakalar, tekeri çevirir. Şöyle bak, deneyelim. Kapağımızı bir alalım. Vuruntuları da bunda şu alıyor arkadaşlar. Kayışın vuruntuları. Varyatörümüz ne kadar rahat açılıp kapanıyor gördüğünüz gibi. Şimdi kapatıyoruz. Niye kapatıyoruz arkadaşlar? Kapağı takacağız. Şu dengeyi kapaktaki rulmanımız veriyor. Bak şurada rulmanımız var. Şu an biz denemek için bu şekilde çalıştırdık. Şimdi şunu alıyoruz. Şunu da alıyoruz. Kapağı taktıktan sonra takıyoruz arkadaşlar. Buradaki rulmanımız kapakla beraber. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum. Tekeriniz uzasın.